so find a way to. Geldiniz. Bugün en az Can'ın olduğu bölüm kadar kendimi rahat hissediyorum çünkü Eda ile birlikteyim. Ne yapıyorsun? Aşkım iyiyim. Seninle köfteli patlıcan sarma yapmak. İslim kebabı mı, köfteli patlıcan sarma mı? İslim kebabı. İslim diyelim, daha havalı. Tamam. Bugün Eda ile İslim kebabı İslim yapacağız. İslim kebabı hangi yöre? İslim kebabı yapacağız. Patlıcanımız var, kıymamız var. Gaziantep'miş. Evet. Severiz. Antep'e selamlar. Önümüzde tariflerimiz var. Malzemelerinin hepsi ayarlanmış. Yani bir tatlı kaşığı diyorsa orada bir tatlı kaşığı var. Ah, bu tamam. Konuda da sıkıntın yok. Risk yok. Seni çok sevdiğim için hoşkum. Soğanları rendeledik önceden. Burada rendeletmeyeceğim vallahi sana. Vallahi rendeliyiz. Maskara sürüyorum. Geliyorum. 2 dakika sonra her yerim maskara. Bıktım soğan rendelemekten. Yemek yapmak değil misin? Yani 2-3 tane bildiğim şey var. Sadece onları yapabiliyorum. Bu bir ilk olacak hayatımda. Hangileri? Hangileri? Mesela fırın makarna yapabilirim. Wow, wow. Yani makarnayı haşlayıp kaşar rendeleyebilirim. Başka ne yapabilirim? Böyle tencere mesela ispanak, zeytinyağlı fasulye falan onları yapabiliyorum. Ispanak ben de güzel yaparım. Çünkü bir tane soğan, bir azıcık salça ile onu bitirebiliyorsun temeli. Üstüne sebzeyi atıyorsun gibi. Bezelye çok severim, yaparım. Sebzecisin. Hep sebzeciyim, evet. Tipimden de anlaşılıyor. Yo, bayağı incesin. Hiç hamburgerim yok. Evet, uzun ince şeritler halinde kesilip tuzlu suda biraz onu da yaptık. Ha evet, o çünkü acı olur derler patlıcan böyle suda beklemezse. Ama suda bekledin mi bu patlıcanı? Beklemiş. Okey. Şimdi ilk başta patlıcanlarımı kızartarak başlayacağız. Öyle mi? Evet. Emin misin Danla? Havalardaki lekeler su lekesidir diye düşünüyorum. Sıvı yağda arkalı önlü hafif güzel son gün şu tokamı ver. Dün Instagram'a bir soru kutucuğu bıraktım Eda'nın fotoğrafıyla birlikte ve her hafta bunu yaptığımda her hafta insanlar ne olduğunu anlamıyor. Ne alakası? Yani çok düşünülmesi gereken bir şey değil. Bilin ki konuğum odur yani o hafta ve ona sormak istediğiniz soruları almaya çalışıyorumdur. Şuna gidereceğim. Şöyleyim arkada böyle. Arada da çok basmanıza gerek yok. Ben hayatımda bu kadar temiz bir soru kutucuğu hiç görmemiştim. Hadi ya. Hiç görmedim bak. Tek bir kötü bir şey, bir olumsuz bir şey, ayıp ay, bir şey. Hiçbir şey yok. Gerçekten bu kadar temiz bir insan mısın? Değilsin falan. Çok teşekkürler. fanlarımın temizliği. Çok teşekkür ediyorum. Benim de sürekli temizliğim. Sürekli. Seni ne kadar sevdiklerini, Yıldız'ı ne kadar sevdiklerini. Bıktın mı? Yok, bıkmadım. Yani Yıldız'ın son sahnesini nasıl oynayacağım onu düşünüyorum. Büyük ihtimal hüngür hüngür ağlayacağız. Yeni köyü su basacak. Ya bıktın mı demeyeyim de artık böyle her görenin işte Yıldız demesinden biraz da olsa sıkıldın mı? Ya yok, yani şöyle bende mesela herkes sadece hani vardır ya Yıldız Yıldız der, Eda demez, adınız neydi der falan. Beni de tanıyorlar sağ olsun. ama nasıl diyeyim? Ya o kadar reality show gibiyiz ki yani ikinci bir hayatım varmış şizofrenisine vardı. İşte hani çocuğun ne yapıyor Halit Can'ım, yani benim hakkımda gazeteye şey bile yazıldı. Doğum kilolarımı veriyorum diye bir başka, ben Halit Can'ı doğurduğum bölümlerde böyle kilo aldım ama tamamen denkken. Sonra bana dediler ki işte bravo oyunculuk falan filan diyorum ben de hani sanki bilerek yapmışım gibi. Sonra doğum kilolarım dedim, basın o sırada sordu. Ay doğum kilolarım dedim, bir baktım ertesi gün doğum kilolarını verdi diye başlık var. Yine Dimes'in tadına düştüm. Dimes'ten karpuz çilek. Karpuzsan çilek. Peki şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak yani biz bu aralar tatil çok fazla... Tatil mi yoksa yine devam mı bir şeyler yapmaya? İşte yazın bir tatilden sonra önümüzdeki kış Disney için bir iş çekiyor olacağım. Yani ben 6 sene, 6 sezon bir dizi çeksem herhalde bir... Bir 6 senede kimse beni çalıştıramazdı. Yani o kadar yoğun ki. Günde hani... kaç saat çalışıyorsunuz? 12, 13. günde 12 saat kuralı var. Bizim sette o iyi uygulanıyor. 5 gün 12 saat, 2 gün off oluyor. Onu da ajans bildiği için her şeyi o boş 2 güne tıkıyor. O yüzden rahat gibi. Yok. Ama bugün eğleniyorum, senleyim. Ya. Ne sormuşlar bana mesela? Mesela çok gelen soru. Seti olmadığı zaman bir Eda Ece ne yapar? Tınan yaptı. Danla'yla kuaföre gidiyoruz genelde. yani şöyle zaten ek işler oluyor. Hani reklamdır, dergidir, röportajdır. Eğer hakikaten hiç iş yoksa da ben evden çıkmayı seven biri değilim.
Yani ya dizide oynuyorum ya dizi izliyorum diyorum bazen, tam ona dönüyor. Bir şeyi açıp sevdiğim bir diziyi, Türk dizilerini de ben seviyorum. Yabancı dizileri de bir dizi film açıyorum. Hayvanlarım biliyorsun çok hayvanım var. Şu an evde 10 hayvan var. Çünkü kedim 6 tane doğurdu sağ olsun. Yavruları sahiplendirene kadar zaten hani onun aşısı, onun ilacı, onun taraması falan hayvanlarlayım. Biz benim müstakbel eşimle... Gece hayatım da yok. Şeydir. Ona geleceğim. Bu arada çok yararlı olduğunu düşündüğüm bir indirim kodum var. Burayı hemen böyle tık tık diye geçmeyin, izleyin. Cambly indirim kodum. Ana dili İngilizce olan eğitmenlerle ister birebir, ister 1, 2, 3, 4 kişilik gruplarla ders yapabildiğiniz, İngilizce pratik yapabildiğiniz bir yer. Nerede olduğunuz, saatin kaç olduğu hiç fark etmez. Tamamen keyfinize kalmış. İlk ve son defa bu fiyata düşüyorlar. İlk ve son defa bize böyle bir kod veriyorlar. Kodum DB60. Benim ihtiyacım yok, arkadaşımın var, arkadaşımın çocuğu İngilizce öğrensin diye düşünürseniz de kodu istediğiniz dostunuzla paylaşabilirsiniz. Süresi ve kodun kendisi tükenmeden biz kullanalım diye saldım gitti. O da seninki yanıyor, benimki durdu. Benimki de yanıyor da yani ben de... O yani o da evde oturmayı sever, biz bayağı evde oturan insanlarız. Seni de bekleriz. Geleceğim. Yani öyle bir çok şey, kalabalıklarda bilmiyorum sana da oluyor mu? Böyle enerjimi herhalde sette o kadar fazla kullanıyorum ki. Çünkü yani 200 kişilik ekibin içindesin her gün. Kayıttasın, sürekli kamera seni takip ediyor. Artık o sosyal şeyi ve hani o enerji, yani eve gittiğimde pilim bitmiş gibi oluyor. O boş gün, o sessizlik, ev, hayvanların sakinliği falan çok değerli. Yani bir de üstüne bir gece kulübüne gidemem yani. Evet, sen zaten o hayatı pek sevmiyorsun. Sevmiyorum. Ben işte 18 yaşla 22 yaş arası... daha tabii oyuncu ne zaman oldum ben? 18-19'da oldum. O arada bitti yani. Bir daha iş hayatımla beraber yani senede iki gün bir yere gitmişimdir. O da birilerinin zoruyladır yani. Baktım bu arada ne işler yaptın, nasıl başladın vesaire. Bak klasik hani okursun ya Wikipedia falan filan. Çok çalışmışsın. Evet çok çalıştım. Yani 2011'de başladım. 2011'den beri hiç ara durmamışsın. Vermedim. Kaç yılındayız? 2023. Yani işte 10 senem dolmuş, 12 yani sene. Dizi bitmiş, reklam girmiş, reklam bitmiş sallıyorum, jürilik girmiş. Hep bir şey varmış yani devamlı. Evet bir de iki kısmetliyimdir. Hep bir şey geldi mi iki tane gelir. Ha? Evet. Bilmiyorum niye. Yani mesela bir tane reklam geliyor, rakibi de aynı anda geliyor. İkiye. Hani hep böyle fiyat arttırırsın böyle. İşte yani... onlar 100 veriyor, siz 200 verin falan tarzı. Peki yani... şey yok mu mesela, yasak elime çekiliyor, 4. sezon hamile kaldın. Ya dizilerde daha kolay, yani bu tip dizilerde mesela hani nasıl diyeyim, çok konuya uymuyorsa yapamazsın. Yani zor durumda bırakırsın senaristi. Kim ama vardı ya? Bayağı hamile oynadı. Sadakatsiz'de miydi? Ha, evet evet Sadakatsiz'de. Ve hiç anlaşılmadı falan hamile oldu. Evet bazı insanlarda öyle oluyor. Hamileyken çalışmak isteyen oluyor da ben istemem mesela. Ama bizim hamileliğimiz pek öyle anlaşılmayacak şekilde olmaz tahminimce. Evet bizim orada nasıl... bir de göz önünde olmak da istemezsin. Özel bir şey yani bileyim. Böyle deyip 9 aylık hamile çocuk buraya geliyormuş. Şey değil mi, her ay karnını çekip atarlar ya, ben yapacağım mesela. Aynadan birinci ay. Yok o kadar özel hayatı paylaşmıyorum. Mesela bir resmimizi paylaşayım Buğra'yla. İçimden hemen başlıyor, silsem mi, silsem mi, silsem mi. Hani şey gibi mesela annemi babamı koyuyorum, ablam arıyor, Eda nazar değecek. Biraz onun da enerjisinden. Sen çok inanıyorsun. Senin de bir spiritüel tarafın var. Ablam puş ediyor edeyim yani. Ama babam hastalandı görüyorsun falan diye beni arıyor ve benim suçummuş gibi. Pero'yu hasta ettiğimi düşünüyor paylaştığım için falan. Manyak. Selamlar abla. İlişkide nasıl bir insansın mesela? Bu da çok sorulmuş. Kıskanç mısın? Bağımlı bir tip misin? Yani bence... Müstakbel eşinin gözünden kendini... Ben daha göz önündeyim ama o benim ne kadar evcimen ve evden çıkmayan... bütün gün dizi izleyip ya da dizi setindekiler zaten akrabam olmuş durumda. Öyle olduğunu bildiği için öyle bir tehdit altında olduğu bir durum yok yani. Ben öyle bir insan değilim. Mesela onu sette de söylüyorlar bana. Hani bir ortama girdin kızla erkekle. Hiçbir zaman böyle flört enerjisinde olmam ben yani. Daha kankamsı, daha kardeş ruhlu. Abi. O yüzden öyle flörtöz ve günaydın falan bir insan hiçbir zaman olmadığım için beni tanıyınca sakinledi o da. Nazar boncuğu koyalım, nazara inanıyorum. Evet, peki seni iten ne olur mesela? İten, ya tam gıcıklık dedi. Başka mesela ben bonkör bir insanımdır. Hani sen Eda şunları versene de kompleye veririm yani. Boncukları hani, versin. Hiç öyle şeyim yoktur yani. Buğra'da da yoktur. O çok böyle cimri insan da sevmem. O beni huzursuz eder.
Sen kim sever ki? Ama her şeyi kendim yapmayı severim. Hani hiçbir şeyimi de karşı tarafa bırakmayı da sevmiyorum. Hani ben her şeyi hallederim. Yani Buğra'dan isteyene kadar ben onu 40 kere hallederim yani. Evin mesela su borusu patlıyor. Nafi abla bir yerde, ben bir yerde şeyiz. Buğra günaydın diye gidiyor. Biz o sırada şey ustalarla. Hani genelde bütün iş bende yani. Sağ olsun. Ay güzel oldu. Patlıcan kızartma yapsak oluyor. Ben seni öveceğim birazdan, bekle. Yine Dimex'in tadına düştük. Dimex'ten karpuz çilek. Hem karpuz hem çilek. Biz hiç tanışmamış gibi tanıştık. Yani hep tanışıyormuşuz gibi tanıştık. Ama ilk yüz yüze kuafördeyim, Ahmet'teyim. Selam Ahmet. Biraz yüzüm düştü en son ödediğim para aklıma geldiğine. Ve sağ olsun. Ahmet bizi kazıklama, seni mahvederiz. Hani ilimi kömüğümü böyle sömürdüğü için, işim bitmediği için pazar günü salonu açtı benim için. İşte Şimal saçımı yapıyor. Saçımı yapıyor dedim. 8-9 saat sürüyor bu arada. Saçların yapımı, evet. Ve bir anda içeri bir ses geldi ve biri girdi. Ay dedim yani. Millet açık sandı, geldi herhalde. Bir baktım Eda arabamı görüyor. Ahmet'in salonunun önünde. Ve hani sanki biz buluşmuşuz gibi eline takmış çantasını, geldi ve gerçekten 4 saat falan beni bekledi. Valla diye bir çığlıkla içeri girdim. O çünkü o gün baktım pazarda kapalı olduğunu biliyorum. İçeride kim var dedim. Danla Hanım saçını yaptırıyordu. Aa ben seviyorum o kızı, dur gireyim dedim. Ve gittim. Böyle yani çünkü neden biliyor musun, bak bunu net olarak söylüyorum. Benim hani sonuçta herkes bir şekilde birbirini tanıyor, duyuyor, görüyor ya. Hani sosyal medyada görüyorsun, yaptığın işi görüyorsun, bir röportaj verdiğindeki konuşmasını görüyorsun. Seni ben gerçekten bu hani influencer mı oluyor bu meslek grubu, oyuncu diye. Kendimi çok influencer görmüyorum ama doğru. Bu celebrity mi diyeyim? Yani it girl. Burada It Girl'de en zeki, en böyle komik, en rahat ve böyle gerçekten zekanla dövdüğün bir sürü olay oldu. Kendini sıfırdan yapıp self-made'liğin bütün ne bileyim hani güzellik şeyinden zekana. Duyun. Tatlılığından esprilerine, bir de işini de yapıyorsun gayet güzel. Ay evet, çok şükür geri döndüm yani buralara. Yani şey yapmadan da yapıyorsun, millet sana meraklı yani. Teşekkür ederim. Hiç beklemedim evet. Bir anda böyle bir bombanı. Burayı böyle döndür döndür baştan ver. Evet, tamam yani kız evdeki yanında yatıyorum dese de bak. En rahat ve böyle gerçekten zekan böyle komik. Kendini sıfırdan yapıp self-made. Ne bileyim hani güzellik şeyinden zekana. Duyun. Çünkü o samimiyeti ve şeyi hissediyorlar. Aynı benim gibi. Yani o şey. O yüzden senin farkını ben anladım. A few moments later. Danla sen biraz anlat. Aşırı konuştum ben. Ne kocam kaldı ne işim. Ne kocam var anlatacak. Ne buradan başlayacak. Sana en iyisini bulmamız lazım. Seni sen hak bana hangi lazım burç demiştin? Aslan. Senin haritana baktık, ne dedim ben o gün? Aslan dedim. Bir tane bir aslanımız var cepte. Aslan Mars'ın ne? Mars burcu senin, mesela benim Mars'ım Koç, Buğra Koç burcu. Tamam, baktım ona aslan dedin sanki. Mars'ın aslan mıydı? Aslan ya da akrep. İkisinden birini bulacaksın dedin bana. Junon mu akrepti? Başka bir şeyin. Bir aslan bir akrep vardı. Evet, aslan ve akrepler ya da kendi aslan olup yükseleni akrepler. Kendi akrep olup ay burcu aslan. Uzakta aramayın. Buradayım. Orada. Perfect match. Karbonat mı? Benim bütün arkadaşlarım terazi mesela. Sen de terazisin değil mi? Evet. Senin burcun neydi? İkizler. İkizler. Can ben ikizlerim, yükselenim yengeç, ay burcum boğa. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun diyorum. Evet, senin aşkın nedir? Yok işte, yok. Seninle tamam. En son düğünü Ahmet'in orada. Gerçekten nikahta bekliyorum. Nikahta keramet vardır. Düğünde çiçeği böyle kafana atarım. Tutarsın. Ya. Hiç çiçek tutmadım galiba. Tuttum tamam, acaba? Ben şimdi seni hedefleyeceğim. Köfteye karbonat mı koyuluyor? Evet yani. Ben de biraz karbonat köfteyi mi kabartıyor? Nasıl bir düğün olacak? Hadi anlat biraz ya. Tamam, istemezsen sonra keseriz. Sen anlat. Hayır, onu anlatamam. Hayır çok yani. Güzel olacak. Çok zevk sahibi. Konsept ne yani? Böyle kır mı? Köfteye salça yok, koyuluyor. Yok hayır, böyle sarayvari bir düğün mü? Nasıl yani? Beyazlar içinde mi? Rengarenk mi? Varaklar içinde mi? Yok değildir zaten. Ben sana bunları özelde anlatırım. Düğünü afişe etmeyeyim. Çok klasik bir soru yine geliyor ama benim kanalımdayız. Sormam lazım. Hı. Yıldız'ı oynamasaydın kimi oynamak isterdin? Bu soruyu çok gönül rahatlığıyla cevap vereceğim bence. Son yıllarda. Ha, yasak elma da evet, diyorsun. Evet evet. İki yani türlü de cevap işte, var. Ben oynasaydım dediğim bir tane bile hiç olmadı. O yüzden en güzelini seçmişim. Kendimi tebrik ediyorum. Ay bilmiyorum, ben tam adamını bulmuşum ya. Başka bir şey bana olmazdı bence. Şimdi sen anlat bakalım. Benim her şey yolunda.
Terazilere kocam köylü derler biliyorsun. Dolunay varmış. Ben senden kocam... beklemiyorum ama onu. Yani olur musun? Yani kocam köylü müyüm ben? Değilim. Teraziler kocam köylü derler. Bir tık ama şey var bende, bağımlılık. Ha. Alışmışlık yani. Ay burcu neydi Danla? Akrep. Akrep. Evet. Seksiyet diyorsun. Çok. Ben ay burcu akrep biraz obsesif kıskanç olur evet, derler ama. Evet var o bende biraz. Ha. Yani bağlanırsam böyle onu üçüncü kolum gibi görmeye başlayıp hani ayrıldığımda hocam, da... Hocam hocam demedim. Tamam dört olsun. Dördüncü kolum olarak görmeye başlayıp hani böyle iki gün görmediğimde sanki bir kolum yokmuşçasına. Yoksunluk ama o alışkanlık bende de oluyor. Ay boğalarda da var. Sana ne diyeceğim şimdi? Bunu yeni öğrendim. Bir insanın yükselen burcuyla sevgilisinin ay burcu aynı olursa onlar çok mutlu olurmuş. Demek ki daha bulamadım. Yani çiftlerin ayıyla yükseleni aynı olacak. Yani ayı akrep olanlar buradayım. Evet ayı akrep olan mesela yükselen akrepler Danla'ya yazabilir. Evet. Aslanlar yazabilir. Şöyle ya da bu sence? Etkililer diye. Yaşlanınca ben astrolog olurum diye korkuyor musun? Bence olacaksın. Sus. O zaman ben şu sağı alıyorum tamam mı? Sen onları mis gibi dizdin de benim niye tabağım? Hayır bunu birlikte kullanacağız ya artık büyük yapmamak için. Burada 3,5 metrelik soğan var bunu ondan yiyeceğiz. Ben de çıkardım içinden. Çıkışta yemeğe gidelim bari beni yok yere acıktırdın. Olur nasıl istersen. Başka sen anlat biraz. Burç harici erkekten ne bekliyorsun? Ha. Çağırmış o. Bu aralar benim enerjim çok açık. Gerçekten ağzımı açtığım ölüme düşüyor. Tamam hemen çağır. Yani ne güven, istesem oldu bu ara maşallah. Güvenmek istiyorum. Çok yakın iki arkadaş olalım yani. Böyle çok eğlenelim anladın mı? Tamam. Yani Ece ile Can'la nasıl gülüyorsam, evet. Eğleniyorsam. Ha, ben de bu işimle gülüyorum. Bak işte. Tam olarak bunu dile bana. Tamam. Bu arada bayağı sarıyorsun ama rezalet sardın. Onların hepsi çok ve iyi yanacak. Ve yanıklar da üstüne geldi. Ondan neyse, sonra ben yerim. Güvenmek, eğlenmek. Ne kaldı? Güvenmek, başta? Eğlenmek. Birazcık biraz vizyonlu böyle bir ağır başlı olsun. Evet. Öyle fıkır fıkır olmasın yani. Evet, aranmasın, kaşınmasın. Evet, bir de böyle aklı başında olsun yani. Uçarı kaçarı olmasın, garip garip olmasın. Nasıl yapacağız abla onu be? Oldu. Ünlü dünyasına yani o ünlü, ben... O da benim gibi şu anki kafamda ünlü ne o diyor. Sana bir şey söyleyeceğim aklıma ne geldi. Biz İbrahim'le program çektik ya İbrahim de mesela... Geliyor haftaya. İbrahim'le evlenir misin? İbrahim Selim'le. Evlenir misin İbrahim? Beklemediğim bir soru oldu. İbrahim buraya gel çıkışta. İbrahim'le mi? Hayır İbrahim'le evlenmem. İki terazi. Sen çok yüksel devam. Hayır İbrahim'le evlenmem. Ay Allah'ım niye? Çünkü o İbrahim'le yani... İbrahim'le siz birini arıyordunuz da şu an aydınlanma mı yaşadınız? İbrahim benim çok iyi arkadaşım oldu ve çok iyi partnerim. Çok efendi bir çocuk, çok kibar bir çocuk. İşinde gücünde çok da sevdiğim tertemiz bir insan. Çocuk 43 yaşında şu anda evlenip çocuk yapmak istiyor. Ben ona birini arıyorum gerçekten. İbrahim senin işine karışmaz, kıskanmaz, hiçbir şey yapmaz. Çok da efendi ve akıllı ve ben onu çok seviyorum. Ve o öyle yani şimdi adlarını da söylemeyeyim. Bilmem ne burasında, öbürü orasında yani. Şimdi konuşturma beni. Ama yok. Ona düzgün birini arıyoruz. Ben izin vermiyorum onun. Ben İbrahim baba tipi. Ya. Hayır yani ondan mesela çocuğun olsa o çocuğuna okula alıp bırakıp veli toplantısına girebilir. Ya evet illaki öyledir ama İbrahim'le ben artık hani arkadaşım ya. Dur bir dakika haritalarınıza ben bir bakayım. Ay senden sonra İbrahim sana kız buldum. Hiç beklemiyordum bir düşün bir gece bunu. Üstüne yat. Hayır bak görücü usulü o kadar da kötü bir şey değil. Hindistan hala kullanıyor bu yöntemi. Tekrar hatırlatıyorum Cambly indirim kodumu. Söylediğim gibi ilk ve son defa bu fiyata düşüyorlar bizim için. Kodum DB60. İster grup derslerinde ister ana dili İngilizce olan eğitmenlerle birebir derslerinizde kullanabilirsiniz. Ya ben niye hep son durağım ya? Son durak değilsin be. O sayılmaz yani ne yapalım olmadıysa. Baba, koca işine engel olmaz. Kendin burada YouTube'unu çek. Marka anlaşmalarını yap, makyajını yap. Evlen. Evlenmeyeceğim. Ay illa akrep burcu bulacak bu. Gece kulüplerinde gezecek. Terazi erkek olmaz. Terazi erkekle de çok kardeş gibi olabilirsin biraz. Evet olarak. İşte yani. Bizim yani mesela bende hiç öyle bir enerjimiz yok. Evet ikizler terazi kovalı kardeş ama oluyor. İbrahim kusura bakma seninle evlenmem. Balık
Tam bayabilir diyor. Balık vardı benim balık. Balık. Terazi balık hiç duymadım. Genelde benim bütün terazi arkadaşlarım akreplerle evli. Ne bu? Üstüne dökeceğiz. Sosu bu. Ama tereyağıyla falan salça eritip dökeydik. Lezzetli olsaydı suyun içinde salça. Ama fırında böyle olur. Ha öyle mi? Evet. Tereyağı versen bana. En kötü. Biz yiyecek miyiz ona göre değil. Yiyeceğiz. Sana bir şey söyleyeceğim. Sahrap Soysal'ın evine... İbrahim konusu açıldı, dağıldı konu. İbrahim'le biz program çekerken Sahrap Soysal'ın evine gittik. İbrahim de beni öldürecek bu arada. Şey, kaynana gibi burada. Sahrap Soysal'ın evine gittik. Benim hayalimi gerçekleştirdim. Arda beni düşünürsen çalışmayı. Kadın evinin çok güzel bir, çok büyük bir evi var. Bir yerini stüdyo yapmış. Sen anlattın bana bunu, evet. Sabah uyanıyor stüdyosuna. Tak, dur Eda'cığım açayım dedi. Bir tane tuşa bastı. Aynı ışıkçı ben. Da yok. Işık kurulu basıyor. Programını çekiyor, kanala gönderiyor. Hayır, gitmedim. Öyle mi? Ya Sahrap Hanım'da bu var. Kimden bahsediyor? Senden. Anladın da bunlar hiç yok. Evimin hiçbir yeri stüdyo gibi değil. Evim ışık almıyor birincisi. Evet, yok İkincisi, yok. İkincisi böyle bir adam mutfağım yani yok. Yani nasıl diyeyim, müstakil bir evde oturuyor. Çok büyük bahçesi var ve bir değil. Müstakil evi stüdyo yapmış. O zaman fırına veriyoruz. Üstüne blok blok yağlar koydum diye şimdi benimle dalga geçecekler. Hayır, güzel olacak. Pişirip geliyoruz. Bir 20-25 dakika mola vereceğiz o zaman. Ne dersin? Tamam. Tamam. Çenem düştü zaten. Hop, tekrar geldik. Yemeğimiz hazır. Tadına bakmak hadi için can attığınızı biliyorum. Geliyorum, bekleyin. Hayır ama o en açığı, bari şunu al lütfen. Tamam. Geri koy. Evet, o. O iyi görünüyor. Master okay. Chef. Yanık bayağı güzel görünüyor. Ben severim yanık. Kendimde biraz yanığım. Tadım ya. Kaşığı falan bir şeyler öğrendik Master Chef. Pişmemiş. Sessizce pişmemiş yemek. Toplamız açık. Bayağı pişmemiş. Öyle mi? Baksana. Aşırı küçük kopar o zaman. Bir de buradan hastanede devam et. Dağılıyor biraz daha. Yanma. Olmuş. Haşlama gibi biraz. Olmuş, kötü değil. Hı hı. Güzel. Arkadaşlar olmuş. Bir gelip yer misiniz? Evet, kim yemek ister? Müge gel canım benim. Gerçekten olmuş Songül. Olmamış demem ama biraz daha pişebilirdi, kabul et yani. Hı. Sen oradan? Yanıklar Eda'nın. Tamam. Daha kıtır. Tabağın dokunmadığım kısmında yesin. Yani orada. Biz hiç öyle steril bir mutfak değiliz. Ama böyle bir şey olur mu diyorum. Herkes onu almaya çalışıyor. Ne var onda bu kadar benim göremediğim? Bu en iri köfteli tepede duruyor. Evet. Puan ver. O benim yanık. Danla'nın açık. Senin köften yalnız şey yumruk kadar var. Çok sıcak galiba. Yok değil. Yok. Değil. Az piştiği için. Ama bak. Domatesler pişmiş deme de. Evet. Ama Müge hadi ya. Yemeğe gideceğiz biz daha. Nasıl? Kimse anlamıyor ki sıcaklığından, evet, anlaşılmıyor. Evet, şu an yuttum. Güzel ya. Ben de yuttum, boğazım acıyor şu an. Şahane güzel oldu. Güzel, kötü evet. Değil. Sahrap Hanım bunu izleyin. Ama full ondan yiyorsun. Sen ben al bunu. Git arkada. Kapat programı diyor. Hadi Müge. Aynen. İkisi de aynı bence. Güzel yani. Çak. Bayağı. Vallahi. Beğendin mi? İyi, süper. Cem Arcan'la ne yapmıştın? İbo gel. İbo gel. Güzel, ne var? En yanığından koydum bak. Al hayatım. Kiminki? Yanık olduğu için bilmiyorum ama sağ taraftayım. Benim o, benim yanmamış. Evet, evet, anladım. Çünkü köfteleri büyük onun. Ben biraz daha yayvan böyle yapıştırmışım. Yanarsın. Yandın. Ne? Çok kötü yandın. Ağzından çıkan dumanı gördüm. Ama o kadar. Nasıl? Kıpkırmızı oldu. Güzel çocuk. Değil mi? Ben tuz severim zaten. Tamam, diğeri. Şu yanığı denesene. Bir su koyalım. Gitti damak diline, varsa gitti. Bak yanıklık işe yaradı. Çıtır oldu. Evet. Bir dahakine içli köfte yapın, bana gönderin. Haşlama olsun. İbrahim'le yaparız. Nasıl? Ha 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 ha!
Bu ikinci dalga. Kimse konuşamıyor ağzı yandı herkesin. Ağlama gözleri yaşlarını silerek güzeldi. Çocuk öksürerek uzaklaştı. Arda kalanı sen ya bak. O zaman bitti mi? Öf, hiç ayrılmak istemiyorum şu an. Ayrılmayacağız zaten, normal hayat devam ediyor. Yemeğe gidiyoruz biz buradan. İyi ki geldin. Ben hep istemiştim bu konsepti seninle başlayayım ama evet, tam çekimimize iki gün kala hiç hoş olmayan şeyler yaşadık. Ama çok güzel bir Maybelline kapağı vardı, aşırı havalı. Onu beğendin gördüm. Mi? Evet, Temmuz'da harika da var bir tane, Temmuz'da mı? Bir daha ona yine çok bana makyaj yaparsın. Kaynak yapacağım sana. Hepinize öpüyoruz. Bir sonraki video haftaya İbrahim'le görüşmek üzere. İbrahim'i yolluyoruz. Ve şey, Ahmet Çoban'dan herkese %70 indirim.